Cebirsel ifade tanımımızın birinci sorusunu çözüyoruz çocuklar. Şimdi diyor ki bize hangisi yanlıştır diye soruyor. Terim sayısı 3'tür. Tabii ki terim sayısı gördüğünüz gibi 3 tanedir. X kareli terimin kat sayısı eksi 7'dir demiş. X kareli terimin kat sayısı 5'tir arkadaşlar. Eksi 7 x'in kat sayısıdır malum. Büyük bir yalandır bu o yüzden. Sabit terim eksi 6'dır doğru. Kat sayılar toplamı eksi 8'dir. 5, eksi 7 ve eksi 6'nın toplamı ne yapar? Eksi 8 yapar. Yani cevabımız bursa olacak. İkinci sorumuzda çocuklar. Birinci projedeki alışveriş merkezinin alanı buymuş. Eğer alanımız buysa bu neydi arkadaşlar? X eksi 12'nin karesidir. X eksi 12'nin karesi ise bir kenarı x eksi 12 demektir bu alışveriş merkezinin. Şimdi otoparklar birbirine eş. Ve çocuk parkında alanı 144 metrekare olarak verilmiş. Burası 12 metre, burası da 12 metre demektir. Demek ki burası da 12 metre, burası da 12 metre falan. Yani bu projede buranın bir kenarı kaçmış arkadaşlar? X diyebiliriz, x'in toplamı. Şimdi aynı arsaya başka bir proje yapılıyor. Bu kez de diyor ki, birinci projeye göre 44 metre daha küçükmüş. Yani burası 100 metrekare olarak yapılıyor. Burası 100 metrekare, burası 10, 10 demektir. Burası da 10 olacak. Şimdi buranın tamamı x değil miydi? Demek ki burası x eksi 10 olacak. Diyor ki bize, ikinci projede alışveriş merkezinin alanı birinci projeye göre kaç metrekare artmıştır? Şimdi bunun alanını bulacağız. Burası x eksi 10. Bunun alanı nedir arkadaşlar? Şu alışveriş merkezinin alanı x kare eksi 20x artı 100'dür. Şimdi birinci durum neydi? Birinci durum şuydu. Birinci durumumuz x kare eksi 24x artı 144. Ne yapacağım? İkinci durumdan çıkartacağım bunu ki kaç santimetre kare arttığını bulalım. Bu eksiyi içeriye dağıttığımızda ne olur? X kare eksi 20x artı 100 eksi x kare artı 24x artı 140 eksi 144. Buradan çıkan sonucumuz nedir peki? Buradan hemen bir şöyle yapalım. X kareler birbirini götürür. Eksi 20x artı 24x daha 4x kalır. 100 eksi 144 ne yapar? Eksi 44 olur. Yani cevabımız deniz olur. Evet, şimdi üçüncü sorumuzu çözüyoruz. Üçüncü sorumuzda kurdale dışındaki alanları istiyor çocuklar. Şimdi kurdale dışındaki alanları bulabilmek için şöyle bir pratik yol yapabiliriz. Şu dikdörtgenin alanını bulabilmek için sanki bu iki dikdörtgeni birleştiriyormuşuz gibi düşünün. Şu iki parçayı birleştirdiğimizi düşünürseniz burada nasıl bir işlem yaparız? Şu iki kırmızıya düşen uzunluk x eksi y değil midir? Şu uzun kenarımızda x zaten. X eksi y ile x'i çarparım ve bu kırmızı mavi ile taradığım mavi ve kırmızı ile taradığım alanı bulmuş oldum. Bundan kaç tane peki? Burada var, burada var. Bir de görünmeyen kısımlarında var. Yani 4 tane. Bunu 4 ile çarptık. Buraları bulduk. Şimdi bir de üst ve altın şuraların alanlarını bulacağız. Dediğim gibi yine pratik bir yoldan buraya x eksi y derim. Şurası y olduğu için x eksi y şu iki şeye kalan şu iki yere kalan kenar uzunluğumuz daha doğrusu. Bu iki kenara kalan uzunluğumuz da yine x eksi y'dir. Çünkü bu bir kare sonuçta. Yani üstteki kurdale değmeyen alanlar nedir arkadaşlar? X eksi y çarpı x eksi y'dir. Evet, bunu da neyle çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. Çünkü bir yukarıda var bir de aşağıda var aynı yüzeyden. Şimdi biz ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız çocuklar. Buradan 4x kare x'e 4x'i artı 2 çarpı şurası neydi? X kare eksi 2 x'ye artı y kareydi. Ne yapıyoruz? Bunları toplama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Artı 2'yi dağıttım. Bakın 2'yi dağıtıyorum. 2 x kare eksi 4 x'ye artı 2 y kare. Buradan da ne yapar? 6 x kare eksi 8 x'ye artı 2 y kare. Cevabımız olacak. Yani Denizli cevabımızdır. Dördüncü sorumuzda diyor ki A bölgesinin alanı nedir diye ifade ediyor. Burada şu kenarı nasıl ifade edebilirim? 10 eksi x şeklinde. Bu kenarı da 10 eksi x şeklinde ifade ediyorum. Yani 10 eksi x'in karesi olacak çarptığımızda.
Bunun da karesi nedir? Birincinin karesi, birincinin karesi 100. İkincinin karesi 20x artı x kare olur cevabımız. Yani bunu düzgün yazarsak hangisi cevabımız? Adana olur. Beşinci sorumuzda tankerlerimiz arkadaşlar birisi bu hızla gidiyor, birisi de bu hızla gidiyor ve 2x saat boyunca gidiyorlar. Şimdi 1 saatte bu kadar hızla gidiyorsa, 1 saatte bu kadar yol alıyorsa 2x saatte de 2x çarpı 50 artı x kadar yol alacak. Bakın şurayı bulduk. Burası bu ikisinin çarpımıdır. Artı bir de burayı bulalım. Burası da nedir? 2x ile bunun çarpımıdır. Yani 90 eksi x. 2x çarpı 90 eksi x. Burayı da bulduk. Ne yapıyoruz? Bir de burayı topluyoruz. 5x kare artı 17. Bunu da toplayacağız arkadaşlar. Burası ne yapar? 100x artı 2x kare artı 180x eksi 2x kare artı 5x kare artı 17. Buradan topladığımızda 2x kare eksi 2x kareyi götürür. Buradan ne kalır bize peki? Racon gereği kuvveti büyük olandan küçük olana doğru yazalım. Artı 180 ile 100'ü topladığımızda ne olur? 280x olur. Ardından bir de 17 geliyor. Artı 17 ile ekleriz. Cevabımız ne olur? Bursa olur. Altıncı sorumuzda bir üçgen prizma elde etmiş. Diğer prizmanın alanını soruyor arkadaşlar. Şimdi üçgen prizma için ne yapacağız? Bir bundan kullanacağız. Yani iki tane bundan kullanacağız. Bir üstte bir altta olduğu için. Yanlarına da şimdi 4x bir kenar 4x olan şekli kullanacağız ama ikisinde de 4x var gördüğünüz gibi. Şimdi biz karelerden kullanmamız gerekiyor. Nedenini de söyleyeceğim şimdi. 3 tane bundan kullandım. 2 tane arttı. 2 tane arttı. Bu 2 taneyle de ne yapacağız? Bunları kullanaraktan bir kare prizma oluşturacağız. Yani şu bizim 4x'ler 4x kenarına sahip olan kareler diyelim. Bir kare prizmanın tabanlarını oluşturacak. Etrafına da şu diğer dörtgenlerimizi kullanacağız. Şimdi dediğim gibi diğer prizmayı soruyordu zaten bize. İki tane bundan kullandık. İki tane bundan. 4x ile 4x'in çarpımı yani şurası ne olur? 16x kare olur. Yani 16x kare çarpı 2 ondan gelir. Artı 4x ile 9x'i çarptık. 36x kare bundan da 4 tane gelir. Toplayacağız bunları. 32x kare artı 70 değil de 144x kare olur. Burası da ne olur? 176x kare cevabımız olur arkadaşlar. Şimdi bize çerçevenin alanı soruluyor. Çerçevenin alanında ne var çocuklar? Bakın şöyle kesmiş. Şimdi şöyle hesaplamak istersek burada kaç tane yarıçap var? Bir tane. Burada iki tane R var. Burada iki tane R var. Burada bir tane R var. R, 2R ve 1R var. Yani burası 4R'den oluşuyor. Burası da arkadaşlar 4, 6R'den oluşuyor. Şimdi benim R'yi bulmam lazım yani. R nereden bulacağız peki? Diyor ki her bir dairenin çevresi 12 A'ymış. Yani 2 çarpı pi çarpı R eşittir 12 A ise R kaçtır? 2A'dır tabii ki. 2A'dır. R 2A ise burası ne olur? R 2A dediğimiz gibi. R 2A ise 4R ne yapar? 8A yapar. Burada da R yerine 2A yazdığımızda ne olacak? 12A olacak. Şu kenarımız 12A. Bu kenarımız 8A oldu. Çarptığımız zaman bakın alanını soruyor bize. 12A ile 8A'yı çarptığımızda ne olacak arkadaşlar? 96A kare olacak tabii ki. Şimdi bu sorumuzda arada bir boşluğumuz var. Şu boşluğun alanını veren ifadeyi soruyor bize. Şimdi burasının 2B olduğunu görüyoruz şuradan dolayı. N'nin bir kenarı, bakın N'nin bir kenarı da 2B. Burası 2B, burası da 2B. Yani ikizkenar bir dik üçgen bu. Burası da 2B. 2B aynı şekilde. P'nin şu uzun kenarını bir bulayım. Aha, burası da 2B'ymiş. Bak gördüğünüz gibi bakın şuradan. L'ye bakıyorum. L'nin kısa kenarı B. Uzun kenarı yine 2B. Aynı şekilde burası da 2B olacak zaten dikdörtgen olacağı için. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Burada
Şu dikdörtgenin, büyük dikdörtgenin alanını bulacağım. Büyük dikdörtgenimizin alanı nedir? 4B ile 5B'nin çarpımı. Yani 4B ile 5B'yi çarptım. Büyük dikdörtgenimizin alanını buldum. Şimdi biz ilk baştaki şu dikdörtgenin alanını da biliyorduk zaten. Bakın şu dikdörtgenin alanını da biliyorduk. Burası nedir? 2B ile 4, 6, 7B'nin çarpımı. 2B ile 7B'yi de buradan çarpıyorum. Şimdi burada ne geldi? 20B kare geldi. Buradan ne geldi? 14B kare geldi. Sonucumuz ne olur o zaman? 6B kare. Aradaki şu fazlalık olmaz mı arkadaşlar? Aradaki fazlalığımız ne oldu? 6B kare oldu diyoruz. Yani cevabımız C tarafına bir şık. 9. sorumuza bakıyoruz. 9. sorumuzda da şimdi bunu ne yapmış? Böyle katlamış. Burada katladığı kısım, bakın şöyle katlandığı zaman şu kenar ne yapar? Aynen şuraya gelir. Yani şu kenarla şu kenar eşit olur. Şimdi bizim kısa kenarımız kaçtı? 2x eksi 4. Buranın tamamı neydi? 2x'ti. Şimdi burası 2x. Burası 2x eksi 4'tü. Burası da 2x eksi 4 olmak zorunda. O zaman burası da 4 olmak zorunda. Topladığımızda 2x ediyor çünkü. Burası nedir? 2x eksi 4. Burası 4 aynı şekilde. Şimdi ne yapıyor? Bunu da böyle katladığı için şu kenarın aynısı şuraya geliyor. Burası 4 ya arkadaşlar. Burası 4. Burası da 4 olur. Şimdi burasının 4 olduğunu biliyorum. Buranın da 2x eksi 4 olduğunu biliyorum. 2x eksi 4'ten 4'ü çıkartırsak ne olur? Şurası bakın 2x eksi 8 olur. Şu kenarımız, bakın şu kenar. Şimdi ben buranın da 4 olduğunu biliyorum zaten. Atılacak kısmın alanını bulmak çok basit artık. Bakın şu dikdörtgenin alanını bulacağım. 4 çarpı 2x eksi 8. Yani 8x eksi 32 oldu. 8x eksi 32 de cevaplarımızdan Bursa'da var diyoruz. 10. sorumuz. 10. sorumuz arkadaşlar, kağıt katlama sorularında çok klasik bir hareket vardır. Eğer biz bunu böyle katlarsak arkadaşlar, burada üst üste iki tane kağıt olur. İki katlı bir kağıttır burası. Şimdi ben bunu tekrar böyle katlarsam ne olur? İki tane kağıt vardı burada. Burada da iki tane kağıt var. Ne oldu? O zaman dört katlı bir kağıdımız var demektir katladığımızda. Yani şundan dört tane, bundan da dört tane var demektir. Böyle hayal edebiliriz. Şimdi şu küçük üçgenimizin alanı nedir? B çarpı B çarpı şey B çarpı B bölü 2 değil mi? Yani B kare bölü 2. Bu B kare bölü 2'den kaç tane var? 4 tane burada, 4 tane de burada, 8 tane var. 8 çarpı B kare bölü 2 ne yapar? 4B kare yapar. Şimdi ben bu 4B kareyi ne yapıyorum? Kesip atıyorum. Kesip atıyorum. Geriye kalan parçalarımız ne oluyor diye bize soruyor. Şimdi ilk baştaki kağıdımızın alanı a kare değil miydi? A kare. Bundan 4b kareyi çıkartıyorum. Yani bu cebirsel ifademizi çarpanlara ayırdığımızda hangisi çıkar? Denize çıkmaz mı? Birincinin karesi a, ikincinin karesi 2b. Bir artılı bir eksili yazıyorduk, değil mi? A artı 2b, a eksi 2b şeklinde yazabiliriz. Yani cevabımız denizli olur. Evet, bir sınavımızın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.